biliriz. Evet, bakın Bilmem'in domates satışlarından bahsetmiş. Şimdi burada soruda kolaylık olsun diye arkadaşlar, ben domateslerin sayısını 80'i alacağım arkadaşlar. Şimdi ilk gün domateslerin yarısını satmıştır diyor. Yani 80x'in yarısı 40x'tir arkadaşlar. İkinci günde kalanların yarısı. Şimdi 80'den 40'ı çıkarırsanız 40x. Bunun yarısı 20x olur arkadaşlar. Geriye ne kaldı? 20x kaldı. İkinci gün sonunda diyor kalanların %10'unun ezik olduğu için ayırmıştır. Yani 20x'in %10'u arkadaşlar 2x'tir. 2x'i ezik. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın 20x'ti, 2x ezik çıktı. 18x kaldı. Üçüncü günde elindeki domateslerin yine yarısını satmış. Yani 18x'in yarısı ne olur? 9x satmıştır arkadaşlar. 18'den 9'u çıkartırsak bu sefer 9x kalmıştır. Ve kalanların yine %10'u ezikmiş arkadaşlar. Yani 9x'in %10'u 0.9x olur arkadaşlar. Bakın geriye en son 9x kalmıştı. 0.9'u ezikte ayırdı. 9x'ten 0.9x'i çıkartırsak 4. günde elinde kalan domates sayısıdır. Bu da 81 kilograma eşitmiş arkadaşlar. 8.1x eşittir 81'den x 10 gelir. Buna göre aldığı domatesler 80x'ti. 80 çarpı 10'dan arkadaşlar 800 kilogram, yani Denizli gelir. Evet, soru 2. Bakın 2 tane kap varmış. Bunlar süt ile doluymuş arkadaşlar. Birincinin 4/7'si. O zaman bunun tamamına 7x diyelim arkadaşlar. 7'nin katı alalım. İkincisinin de 5/9'u. Buna da 9y diyelim arkadaşlar. 2 kap süt ile doludur. Yani 7x artı 9y arkadaşlar 550 grammış. Şimdi bunun 4x'ini aldık. O zaman burada arkadaşlar bakın bunun 4/7'si 4x. 4x'ini alırsak burada ne kalır? 3x kalır. 9y'nin 5/9'unu alırsak 5y, burada da 4y kalır arkadaşlar. Ve diyor ki kalan miktarlar eşit oluyor. Yani 3x eşittir 4y diyor arkadaşlar. Buna göre birinci kapta başlangıçta kaç gram süt vardı? Yani bizden x'i istiyor. Buradan y'yi çekersek arkadaşlar y eşittir 3x/4'tür. Yerine yazarsak 7x artı 9 çarpı 3x/4 eşittir 550'den. Bakın her iki tarafı 4 ile genişletirsek 28x artı 27x eşittir 2200 yapar. Buradan 55x 2200'den 55 ile 220'yi sadeleştirirseniz 4, bir de 0'dan x eşittir 40 gelir arkadaşlar. Birinci kapta 7x süt vardı. O da 7 çarpı 40'dan 280 gram süt var demektir. Doğru cevap Adana. Şimdi soru 3. Bakın bir manav elindeki limonları 2 liradan satarsa 35 lira zarar ediyormuş. X tane limon olsun arkadaşlar. Şimdi 2 liradan satarsa arkadaşlar ne kadar para geçer eline? 2x lira kazanır. Şimdi bundan 35 lira zarar ettiğine göre arkadaşlar demek ki buradan bakarsak maliyet 2x artı 35 liradır arkadaşlar. Çünkü maliyet satıştan daha büyük olacak ki zarar olacak. Bu 35'i de satışın üstüne eklersek maliyeti bulmuş oluruz arkadaşlar. 4 liradan satarsa bakın 4 liradan satarsa 4x lira kazanır. Bu sefer 105 lira kar ediyor. Yani maliyet 2x artı 35'ti arkadaşlar. Artı bunun üstüne 105 koyarsak ne olacak? 4x'e eşit olacak.
Buradan 2x140'dan x 70 gelecek arkadaşlar. Şimdi x 70, maliyet ne oldu o zaman? 175 lira oldu arkadaşlar. 3 liradan satarsa 70 çarpı 3'ten 210 lira kazanır. 175 liraya mal etmişti. O zaman 210-175'ten 35 lira kar eder. Yani doğru cevap Bursa. Selin, dik dairesel silindir biçimdeki 2,5 litrelik kısmını daha önce 5 eşit parçaya, sonra da her bir parçayı 5 eşit parçaya bölerek 25 eşit parça ile ölçeklendiriyor. Selin, 2,5 litre su bulunan şişedeki suyun 3 bölü 5'ini döktükten sonra geri kalan suyun kaçta kaçını daha dökerse görüntü şekil 2'deki gibi olur demiş. Şimdi arkadaşlar elimizde önce 2,5 litre su bulunan şişedeki, yani şurayı 500 diye hesaplayacak olursak 500 mililitre, her biri zaten ölçeklendirmiş. Şimdi şöyle mesela şunu demek istiyoruz. Burası x olursa x, şurası x, şurası x ve burası x. Toplamda 5x, en sonunda benden ne kalsın istiyor? X kalsın diyor. Ama 500'ün zaten arkadaşlar kaçta kaçını dökmüş? 3 bölü 5'ini, yani 300'ünü dökmüş. 300'ünü dökerse geriye ne kalır? 500-300'den 200 kalmış olacak. 200 dediğimiz yerde, yani suyumuz şurada, seviye olarak buradadır diyor. Sonra kalan suyun kaçta kaçını? Arkadaşlar 200 kaldı. Yani su şu şekilde burada. Kaçta kaçını dökerse 100 kalır. Yarısını dökerse, yani yarısı dediğimiz sayı nedir? 1 bölü 2. Doğru yanıt Adana'dır demiş olacağız. Evet, soru 5. Şimdi öğretmen Selim'e bir sayı vermiş. Bu sayının 3 katının 2 fazlasını hesaplamasını istemiş. Şimdi öğretmenin verdiği sayıya x dersek, Selim'in hesaplaması gereken sayı arkadaşlar 3 katının 2 fazlası 3x artı 2'dir. Öğretmenin söylediğini yanlış anlayan Selim 2 ile 3'ün yerini değiştirerek hesaplıyor. Yani 2 katının 3 fazlasını hesaplıyormuş arkadaşlar. O zaman Selim'in bulduğu sonuç bu. Bu doğru sonuç. Bu Selim'in bulduğu yanlış sonuç arkadaşlar. Selim bulması gereken sayıyı 17 eksik buluyormuş arkadaşlar. O zaman buradan ne olacak arkadaşlar? 3x artı 2'den 2x artı 3'ü çıkardığımızda sonuç 17 olacak demektir. Buradan da x eksi 1 17'den, x eşittir 18 gelir. Doğru sonuç 3x artı 2 idi. Yani 3 çarpı 18 artı 2'den 54 artı 2, 56 Edirne gelir. Evet, soru 6. Az önceki sorunun bir benzeri arkadaşlar. İşte öğretmen öğrencilerine bir sayı vermiş. Verdiği sayıya x diyelim. Bu sayının 4 katının 5 eksiğini hesaplayın demiş. Yani doğru sonuç arkadaşlar 4x eksi 5 olacak. Soruyu doğru anlayamayan Metin 5 katının 4 eksiğini hesaplamış. Yani 5x eksi 4 olarak hesaplamış. Metin'in bulduğu sonuç doğru sonuca göre k kadar fazla çıkıyormuş. Yani 5x eksi 4 ile 4x eksi 5 arasındaki fark k'ymış arkadaşlar. Buradan işlemi yaparsanız x artı 1 eşittir k olur. Buradan x'i çekersek k eksi 1 gelir. Doğru sonuç 4x eksi 5'ti. X gördüğümüz yere k eksi 1 yazarsak bu da 4k eksi 4 eksi 5'ten 4k eksi 9, yani Adana gelir. Evet, soru 7. Şimdi bakın, bir mağaza her birinde 12 gömlek bulunan 12 koli mal almış. İşte kolilerin ikisi kargoda kaybolmuş arkadaşlar. Daha sonra işte mağaza elindeki kayıp gömleklerinde zararını önleyecek bir karla satmış. Daha sonra kargo şirketi iki koli gömleğin ücretini alış fiyatı üzerinden mağaza ödemiş. Son durumda mağaza bu satıştan 2520 lira kar elde etmiş arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar, şimdi bu mağaza 12 koli yerine 10 koli gömlek satmış demektir.
Her kolide 12 gömlek olduğuna göre 10 çarpı 12'den 120 gömlek satar arkadaşlar. Demek ki bu 2520 lira kar arkadaşlar. Nereden elde etmiştir bu? 120 tane gömlekten elde etmiştir. O zaman 2520'ye 120'ye bölersek arkadaşlar buradan 21 lira, yani bir gömleği bir gömlekten arkadaşlar 21 lira kar elde ederek satmıştır. O yüzden doğru cevap Bursa. Evet, soru 8. Bir markette yeşil ve siyah zeytinlerin kilogram fiyatları sırasıyla 16 ve 24 liraymış arkadaşlar. Şimdi yeşil, siyah diyelim. Karışımın kilogramı da 21 liraymış. Siyah zeytinden 400 gram daha fazla olduğuna göre, yani yeşil zeytini arkadaşlar x kilogram dersek, bakın 400 gram 0.4 kilogramdır. O zaman siyah zeytin x artı 0.4 kilogramdır. Şimdi yeşilin kilosu 16 liraydı arkadaşlar. O zaman 16 çarpı x lira ödemiştir. Siyahın 24 liraydı. O zaman buna 24 çarpı x artı 0.4 lira ödemiştir. Buna toplam ödediği para, karışımın kilogramı 21 liraya geldiğine göre 21 çarpı karışım toplam ne yapacak arkadaşlar? 2x artı 0.4 kilogram yapacak. Bakın buradan açarsak 40x artı 9.6, bunları dağıtıyorum. 42x artı 8.4 gelir arkadaşlar. Buradan da 1.2 eşittir 2x'ten, x eşittir 0.6 kilogram gelir. Toplam karışım kaç kilogramdır diyor. Bakın bir tane 0.6, öbürü de 0.6 artı 0.4'ten 1 kilogram olur. Bunları toplarsak 1.6 kilogram, yani Ceyhan gelir. Evet, soru 9. Evet, bir hız problemi. A ve B noktalarında bulunan iki araç C'ye doğru hareket ediyorlarmış. Araçların sırasıyla dakikada 44 ve dakikada 30 metreymiş arkadaşlar. Araçların aynı anda C noktasında olabilmesi için A aracı B'den kaç dakika sonra yola çıkmalıdır diyor. Şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi B'nin C'ye ulaşma süresi nedir? 1200 bölü 30'dan 40 dakikadır arkadaşlar. A'nın C'ye ulaşma süresi, bakın toplam yol 1320. 1320'yi 44'e bölersek bu da 30 dakikada ulaşır arkadaşlar. Demek ki şimdi B durmadan hareket edecek, yani 40 dakika. A'nın yolculuğunda toplam 40 dakika olabilmesi için zaten 10-30 dakikada C'ye ulaştığına göre, o zaman 40-30 B'deki araçtan 10 dakika sonra çıksa da mutlaka C noktasında B'deki aracı yakalar. O yüzden doğru cevap 10, yani Adana gelir. Şekildeki hesap makinesiyle X, Y, Z tuşları vardır. X tuşu girilen sayının 2 katını alır. Y tuşu girilen sayının 1 fazlasını alır. Z tuşu girilen sayının 2 fazlasını alır. Örneğin arkadaşlar 5'i 10 yapmış, 10'u 12 yapmış. 12 ile 1 fazlası olarak 13 olarak yapmış. Şimdi baktığımızda tersten giderek yapacağız. Z tuşu neydi arkadaşlar? 2 fazlasını alıyordu. Yani demek ki X dediğimiz sayı burada 114 olarak yazabiliriz. X dediğimiz sayı şurası 114, şuraya yazalım. Baktığımızda arkadaşlar X tuşu ne yapıyordu? X tuşu 2 katını alıyordu. 114'ün yarısı 57, şurayı yapalım. Y tuşu arkadaşlar 1 fazlasını aldığına göre burası 56. X tuşu keza 2 katını aldığına göre burası 28. Yani 4 işlem gerektiren bir soru arkadaşlar. Gayet basit bir soru. Doğru yanıt Denizli. İşlemlerinizi kontrolü yaptığınız sürece kaçırma olasılığımız yoktur. Evet, ve bu testin son sorusu arkadaşlar. 3 arkadaşın paralarının aritmetik ortalaması 24'müş. Demek ki toplamı arkadaşlar 24 çarpı 3'ten 72 TL'dir. Bu kişilerden biri 6 lira kazanırsa, yani
Toplam paraya 6 lira ekliyoruz arkadaşlar. Diğeri 15 lira kaybederse bundan 15 lira çıkarıyoruz. Bu yeni toplam oluyor arkadaşlar. Yeni ortalamalarını soruyor. Ek kişi sayısı değişmediğine göre yine 3'e bölüyoruz. Buradan da ne oluyor arkadaşlar? 63 bölü 3'ten cevap 21 TL, yani Ceyhan gelir. Evet, soru 12. Arkadaşlar, Faruk evinden stadyuma doğru sabit hızla yola çıkmış. 400 metre gittikten sonra 400 metre mesafe yürüyecekmiş normalde, ama 200 metre ilerledikten sonra biletini evde unuttuğunu sanarak geri dönmüş. Hızını iki katına çıkararak eve doğru ilerlerken 100 metre sonra biletinin cebinde olduğunu fark etmiş. İlk hızla stadyuma doğru ilerleyen Faruk 18 dakika 20 saniye sonra stadyuma varmış. Buna göre Faruk'un ilk hızı saniyede kaç metredir demiş arkadaşlar. Şimdi bunu başka bir kağıda çözelim. Arkadaşlar, şimdi bakın, burası Faruk'un evi, bu da stadyum olsun. Şimdi normalde burası 400. Bakın, Faruk 200 metre ilerledi. Yani aslında tam ortaya geldi. Burada tabii arkadaşlar V hızı verelim buna. Sonra biletini evde unuttuğunu zannetti. Buradan bakın ne yaptı? Hızını iki katına çıkardı. 100 metre ilerledi. Yani şuraya geldi. Burası 100 metre. Burada 2V hızıyla. Sonra arkadaşlar, sonra biletinin tekrar cebinde olduğunu fark etti. Ve ilk hızıyla stadyuma doğru hareket etti. Şimdi bakın, 100 böyle geldi. Burası da sonuçta 200 metre. Bunu unutmayalım. Toplamda 400 metreydi. 100 geri geldi. Buradan artık stadyuma olan mesafesi, yani şuradan baktığımızda 300 metre. Demek ki buradan da 300 metre stada doğru yürüdü. Yine V hızıyla. Şimdi buradaki süre yol bölü hızdan 200 bölü V olacak. Burada arkadaşlar 100 bölü 2V. Bu da ne olur? Sadeleştirirsek 50 bölü V. Burada da 300 bölü V olacak arkadaşlar. Şimdi toplam ne kadar sürmüş? 18 dakika 20 saniye. Bunu isterseniz dakikaya, isterseniz saniyeye çevirebiliriz. Şöyle düşünelim arkadaşlar. 18 dakika 20 saniye. Bakın 1 dakika 60 saniyeydi. O zaman 20 saniye 20'yi 60'a böldüğümüzde 1 bölü 3 dakika yapar. 18 ile bunu toplarsak toplamda 55 bölü 3 dakika sürmüştür. Yani bunların hepsini topladığımızda arkadaşlar 200 bölü V artı 50 bölü V artı 300 bölü V eşittir 55 bölü 3 olacak. Tabi bu dakika bölü metre bulmuş olacağız arkadaşlar hızı. Bu da 550 bölü V eşittir 55 bölü 3'ten ve buradan 30 metre bölü dakika gelecek arkadaşlar. Dakikayı çevirdik ve yolumuz da metreydi. Şimdi saniyede kaç metredir diyor. Şöyle düşünüyoruz o zaman. Yani 1 dakikada 30 metre gidiyorsa ilk hızı, ilk hızına V demiştik zaten. 1 dakikada 30 metre gidiyorsa o zaman 1 saniyede ne kadar gider diyeceğiz. Bu 1 dakika 60 saniyedir sonuç itibariyle. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1 çarpı 30 bölü 60'tan bu 1 bölü 2 metredir arkadaşlar. Bu da 0,5 metreye karşılık gelir. Yani doğru cevap Adana'dır.